Merhabalar, örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün yine sizlere harika bir tığ işi modelle geldim. Bakın çok güzel, gerçekten de çok büyük başlamışım. Bu yüzden de hani normalde örnek göstermek için biraz daha küçük parçalar örüyorum ama bunu çok büyük başlamışım arkadaşlarım. Ben de bunu değerlendirip şöyle bir 60 santim kadar büyütüp şöyle torba şeklinde bir çantaya dönüştürmeyi düşünüyorum. Bunu nasıl yaparım, ne zaman yaparım bilmiyorum ama yaptığım zaman mutlaka sizlerle paylaşırım. Ben bugün sizlere modelin anlatımını yine böyle yakın çekimle yavaş yavaş şuraya rakamlarımızı koyarak anlatmayı düşünüyorum inşallah. İp olarak yaz aylarının vazgeçilmez ipliği Alize Diva. Şöyle göstereyim hemen markasını. Bakın Alize Diva. Evet, şu şekilde özelliklerine de bakabilirsiniz. Tığ olarak ise böyle 2,5 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlarım. Hemen başlayalım isterseniz. Zincirlerimiz 13'ün katları artı 4 şeklinde olacak arkadaşlarım. Sizler ne yapacaksınız? 13, 13, 13, 13 devam edip en son 4 zincir çekerek bitirebilirsiniz. Toplam 43 tane zincir oldu arkadaşlarım. Bu 43 zincir üzerinden sizlere göstersem yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bakın. Hemen buradan değil, ikinciden giriyorum. Bir sık iğne. Yanına bir tane daha. Yani iki tane sık iğne ile başladık bakın. 2 sık iğne. Arkasından 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Üstüne aldım. Alta iniyorum. Burada sayıyoruz arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya giriyoruz. Şöyle. Ve buraya bakın. Bir yarım tramzan yaptım. Bekliyorum. Tekrar ip aldım. Aynı yere. Bir yarım trabzan daha. Tekrar ip aldım. Aynı yere bir yarım trabzan daha. Toplam 1, 2, 3 tane. Bakın işte tığımızda da 1, 2, 3, 4 tane. Bunu ne yapıyorum? Topluyorum. Bir tane sıkı bir zincirle böyle sıkıştırdım. Bakın. Bunun ardından 7 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi alttan sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya giriyorum. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyoruz burada. Bakın bu 1. Hemen yanına 2. Şöyle bakın. Şöyle bir görüntü. Şimdi tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İp aldım. Alta iniyorum. Altıncıyı buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya giriyoruz. Burada bir yarım yaptım. Tekrar aldım aynı yere. Bir yarım daha yaptım. Tekrar bir yarım daha. Bakın 3 tane var. Tığımda 1, 2, 3, 4 tane. Hepsini kapattım. Böyle sıkı bir zincirle kilitledim. Bundan sonra 7 zincir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çektim. Şimdi geliyorum alta. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6.ya giriyorum. Bir sık iğne.
Hemen yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi 7 zincir tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İp al ve tekrar alta in. 1, 2, 3, 4, 5, 6. iğne buldum. Ve buraya yarım trabzanlardan oluşan bir yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3. Bak, kapattım. Sıkı bir zincirle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6'ya geliyorum. Bir zincir, hemen yanına bir zincir daha. Yani nasıl başladıysak o şekilde bitirmemiz lazım. 2 sık iğne ile başlamıştık. 2 tane sık iğne ile de bitirdik. Şöyle bir bakmanızı istiyorum arkadaşlarım. Böyle bir görüntü olacak bakın. Gördünüz mü? Şurada 2 sık iğne ile başlamıştık. 2 sık iğne ile bitirdik. Evet, birinci sıramızı bu şekilde bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Yukarı çıkarken bir tane zincir çekiyorum. Bakın, bir zincirimi çektim, çevirdim ve buraya iki tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlarım. Yine üstüne. Bir ve iki. Şimdi 4 zincir çekelim. 1, 2, 3 ve 4. Burada dikkatli bakalım. Bırakıyoruz ipimizi. Şu baştaki sık iğneden giriyorum. Şöyle tutuyorum. Buradan çıkarıyorum. Tekrar şu boşluğa girip şuradaki ipi kaydırmayla şöyle çıkarıyorum. 4 zincir, 1, 2, 3, 4 zincir. İp aldım. Yine yaprak yapacağım. Yarım tuttum. Tekrar yarım tuttum. Bakın 3 tane oldu baştakiyle. Ve kapattım. Şimdi burada 4 zincir, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yuvarlağın içine giriyorum. Ve bunu da yine kaydırma şeklinde birleştiriyorum. Bu şekilde başta yarım bir yaprak oluşturdum. Bakın. Şimdi devam edelim. Yine hemen şu önümüzde 7 zincir çekmiştik ya. Bunun içerisine 7 tane sık iğne yapalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptık. Burada 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Şuraya gelelim. Atladık, bakın gördünüz mü? Burada bir yuvarlak oluşturduk. İki sık iğne yaptığımız yerdeyiz. Bakın. İki sık iğneyi önce yapıyoruz. Böyle. Sonra 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bırakıyoruz yine. Şurada bakın 1, 2'ye geliyorum. Tutuyorum. Çekiyorum. Tekrar içine giriyorum. Bakın. Kaydırmayla çıkarıyorum. 1,
2, 3, 4 zincir. İp aldım. Yarım trabzan. İp aldım. Tekrar yarım trabzan. Bak, 3 tane var. Kapatıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Geldim. Kaydırmayla kapattım. Burada 3 yaprak olacak. Bakın burada yarım yapmıştık. O yüzden bir tane yaptık. Şurayı zaten es geçtik. 3 zincirle atladık. Şuradaki sık iğnelerin üstünde şimdi 3'er tane olacak. Bu birincisi. Şimdi yine aynı yere 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Yarım. Kapattım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Geldim tekrar. Bakın kaydırmayla kapattım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Evet. Aziz Allah. Ezan okunuyor. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir. İniyorum. Tekrar kaydırmayla kapatıyorum. Burada 3 yapraklı bir yonca oluşturdum. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördünüz mü? 7 sık iğne. Şimdi burada ne yapıyordum? 3 zincir. 1, 2, 3. Karşıya geçiyorum. Tekrar 7 tane sık iğne. Birinciyi yaptık. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi ne yapıyorduk? Sık iğne var. Önce sık iğnelerimizi örüyoruz. 1 2 sık iğneyi örüyoruz. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bak, bir değil ikinciye giriyorsunuz. Tutup çıkarıyorum. İçine tekrar giriyorum. Kaydırmayla ipimi de çıkartıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Evet, 7 sık iğne.
Burada ne yapıyorduk? 3 zincir. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane zincir çektim, atladım. 7 tane daha sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi burada 2 tane sık iğnemiz vardı hatırlarsanız. Şu birinci, bu da ikinci. Nasıl başlamıştık? Yarım bir yaprakla yine 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bak, birinci değil, ikinciye girdik. Şöyle çektik. Yine içine girip ipimizi kaydırmayla çıkardık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buraya şimdi bakın. 1, 2 yaptım. Topladım. Bir de ikili trabzan yapıp kenarı tamamladım. Böyle. Bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sırada bunun üstüne iki tane sık iğne ile başlayacağız. Bir tane şöyle şuraya girelim. 1, 2. 2 tane sık iğne. Ardından 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geliyorum şuraya, şuradaki 3 zincir çektiğim yere girip 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geliyorum şu yoncanın tam ortasına. Bakın şöyle görüyorsunuz üçlü. Tam ortasındaki şu çiçeğe ortalayacak şekilde 2 tane sık iğne yapacağız. Bak şöyle şu bir hemen yanına tam ortalayacak şekilde ayarlayayım. Şu iki bakın şöyle. Tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geliyorum. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradaki 3 zincirin içine 2 tane sık iğne. 1, 2. Tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geliyorum. Burada yine yoncanın tam ortasını buluyoruz. Bakın. Ve ortaya şöyle ortalayacak şekilde 2 tane sık iğnemizi yapalım. 1, bir de böyle 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Geliyoruz yine buradaki 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar sona geldik bakın. 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Ve ne yapıyorduk? Buranın tepesine gelip 1, bir de buraya 2. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi üçüncü sıramızı bitirdik. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Ve buraya yine iki tane sık iğne yapacağız. Bu bir. Bu iki. İki tane sık iğne yaptım. Bakın. Şimdi şuraya 7 tane sık iğne yapalım. Şimdi yoncalarımızın yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Biraz önce sık iğne yaptığımız yere şimdi yoncamızı yapacağız bakın. Başlayalım beraber devam edelim. 1, 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. Şuradaki iki sık iğneyi de örüyorum. Bakın 1, 2 sık iğnemizi de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Burada bakın bir değil ikinciye. İkinciye giriyoruz. Şöyle. Şöyle. İçeriden giriyoruz. Şu şekilde. 1, 2, 3 ve 4. Yine şu yoncamızı buraya yapıyoruz arkadaşlar. Yine yapalım beraber. Yarım trabzan. Yarım trabzan. Böyleyken ne yapıyorum? Kapatıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. İniyorum alta ve kaydırmayla buraya bakın birinci yaprağımız oluştu bile. Tekrar 4. 1, 2, 3, 4. Geliyorum. Yarım trabzan. Tekrar bir tane daha. Yarım. Bak 3 tane var. Kapattım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. İndim alta. Kaydırmayla birleştirdim. Tekrar 4. 1, 2, 3, 4. Yoncamız aynı yere, aynı boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Alta indim. Bakın böyle kapattım. Şimdi şuradaki 7 zincire 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi burada ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekip buraya atlıyoruz. Bak şurada yaptığımız işlemi burada yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3. Diğer tarafa atladım. Bu sefer burada bir yuva oluşturdum. Bakın şuradaki yuvayı burada oluşturdum şimdi. 7 tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi sık iğneyi gördüğüm yerde ne yapıyordum? Yonca. Dolayısıyla buraya 2 tane önce sık iğnemizi yapalım. 1 ve 2. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, ikinciye giriyoruz. Şurada şöyle boşluğun içine girip ipimizi dışarı çıkarıyoruz. Yine şuradaki yoncamızı yapacağız. Evet, bakın yine aynı şekilde şurada gösterdiğim gibi yoncamızı yaptık geldik. Şimdi buraya 7 tane sık iğne. Hep 7 zincir, 7 sık iğne arkadaşlarım. Şaşıracak bir şey yok. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Karşıya geçiyoruz. Yine 7 sık iğnemizi yapıyoruz. Bu birinci, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ne yapıyorum? Burada 2 sık iğneyi de yapıp 1, 2, 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Geliyorum buraya. Bunu getiriyorum. İçine girip
ipi çıkarıyorum. Yine ne yapacağız buraya? Yonca. Evet, şuradaki yoncayı yapalım, gelelim arkadaşlar. 4 zincir çekiyoruz. Yarım trabzan. Yarım trabzan. Kapatıyorum. 4 zincir. Evet, yine aynı şekilde yoncamızı yaptık, geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Geldik bakın son kısma. Buraya ne yapıyoruz? Yine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, sondayız çünkü. Ve 2. Bakın. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı bile farkındaysanız. Bakın. Şimdi geldik bu şekilde. Tekrar bir zincir çektik, döndük. Buraya 2 sık iğne, 1 2 2 tane daha sık iğne yaptık. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Geliyorum. Buradaki yoncanın tam ortasını buluyorum. Bakın. Buraya 1 bir de yanına 2. 2 tane sık iğne oldu. 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Bak. Buraya geldik. 1 2 tane sık iğne yaptık. Tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Yine yoncamızın tepesine geliyoruz, ortaya. Evet, yoncanın arkadaşlarım tam ortasına ayarlayın. 1 2 tane sık iğne. Tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Geliyorum, bakın. Buradaki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. İki sık iğne yaptım. Yine 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Geldik. Bakın. Buraya ne yapıyorum? 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi bir zincirimi çektim. Tekrar dönüyorum. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2. Şu yarım yaprağımızı yapacağız bu sırada arkadaşlarım. Bak. 4 zincir. 1 2 3 4. Buradan girdim. Bunu aldım. Yine içine giriyorum. İpimi çıkarıp kaydırmayla şu şekilde. 1 2 3 4. Bir tane yaprak yapacağım burada. Böyle kapattım. 4 zincir. 1 2 3 4. Giriyorum. Böyle bir yaprak.
Yani bakın şurada yaptığım yaprağı tekrar yaptım. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? Önümüzde 7 tane sık iğnemiz var. Onu bir yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, biraz önce burada çiçek yapmıştık. Şimdi bu çiçeği ne yapacağız? Şuradaki 2 sık iğnenin üstüne yapacağız. Dolayısıyla burada bu çiçeğin tepesine 3 zincir çekiyorum ve burayı atlıyorum. Yani çiçeklerimizin her sırada yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu birinci sık iğnem 7 tane olacaktı. Hep 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptık. Şimdi şuradaki 2 tane sık iğneyi de yapalım. 1, 2. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir değil, ikinciye girdim. Tuttum. Bunu da çıkardım kaydırmayla. Buraya şimdi ne yapacağım? Yoncayı yapacağım. 1, 2, 3, 4. Birinciyi yine göstereyim be. Yarım. Tekrar. Yarım. Kapattım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. İndim. Birinci yaprağımızı beraber yaptık. Diğer iki yaprağımızı da yapalım gelelim. Yine bakın yaptık yoncamızı. Geliyorum buraya. 7 tane sık iğnemize başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın yarım yaprak yaptık. Burada altta yaptığımızı 3 zincirle atladık. Ve buraya tekrar yoncamızı yaptık. Aslında artık tekrarlıyorum farkındaysanız. Şimdi burada ne yapıyorduk? Burayı 3 zincirle atlıyoruz. 1, 2, 3. Atladım. 1, 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Buraya 1, 2. Ne yapacağım? Tekrar yonca. 1, 2, 3, 4. Girdim. İpimi de içinden çıkardım. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi yonca yapraklarımızı yapmaya başladım. 2, 3, 4. Acele ettiğin zaman olmuyor. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Böyle. Bakın, kapattım. Geldim buraya. Bir, iki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi yine burayı 3 tane 1, 2, 3 zincir çekip atladım. 7 sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğneden sonra buraya sona 2 tane. 1 2. Yarım yaprak yapmıştık. Yine yarım yaprak yapacağız. 1 2 3 4. Girdim böyle. Aldım.
1, 2, 3, 4 zincir. Bir. Pardon, sondayız arkadaşlar. Bunu böyle kapattıktan sonra sonda ne yapıyorduk? Bir tane ikili trabzanla çıkıyorduk, hatırlarsanız. Evet, sonda öyle yapıyorduk. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi buraya iki tane sık iğne yapıyordum. Bak, hep tekrarlıyorum artık kendime. İki sık iğne yaptık. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya ne yapıyorum? 2 tane sık iğne, bak zincir yaptığım yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Geliyorum tam yoncamın ortasına. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 zincir, döndüm, yine 2 tane sık iğne, 1, 2, 2 sık iğneyi yaptım ve ne yapıyorum, geliyorum burada 7 tane sık iğne yapıyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ne yapıyorum, bak önümde 2 sık iğne varsa buraya yonca yapıyorum. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Buraya girdim. Böyle. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi şu yoncayı yapalım buraya arkadaşlarım. Evet, yoncayı yaptım. Tekrar 7 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada ne yaptım? Bak, biraz önceki çiçek yaptığım yere 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve burayı atlıyorum. Yoncayı buraya yaptığım zaman burayı atlıyorum, es geçiyorum. Buraya yaptığım zaman da bu tarafa es geçiyorum arkadaşlar. Her sırada bir oraya bir oraya yer değiştiriyoruz ama aynı şeyi yapıyoruz. Bakın. Şimdi burada 3 zincir çektim. 7 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi buraya geliyorum. Bak. Buraya. Burada ne yapıyorum? Burayı es geçtiysem yonca yapmam gerekiyor. Dolayısıyla 1, 2 tane sık iğneyi örüp 4 zincirimi çekiyorum. Buradan şöyle 1, 2, 3, 4. Tekrar yoncamızı yapıyoruz.
Evet, 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada arkadaşlarım 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın, burayı atladım. Tekrar 7 sık iğne birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Şimdi burayı atladığıma göre burada tekrar ne yapacağım? Yonca. O zaman önce 2 sık iğnemi yapıyorum. Ardından 4 zincir. Hemen şuradan giriyorum. Bunu alıyorum. İçeri tekrar girip ipi çıkarıyorum. Ve tekrar yoncamızı yapıyoruz. Şu yoncayı yapalım, buraya gelelim. Evet, yoncamızı yaptım. Bakın, tekrar sona geldim arkadaşlarım. 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada da yine, bakın, kenarda 2 sık iğne ile başlamıştık. Yine üstüne 2 sık iğne yapıyoruz ve dönüyoruz. 1, 2, 1 zincir dönüyorum. Döndüm. Ve burada ne yapıyorum? Tekrar 2 sık iğne, 1, 2, 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedi zincir. Sona geldim. Bakın, yine sonda ne yapıyorum? İki tane sık iğne. Bir ve iki. Tekrar bir zincir ve döndüm. Şimdi burada ne yapacağız? Burada tekrar şu yarım yaprağı yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya önce iki sık iğnemizi yapalım. Bir, 2, 4 zincir, 1, 2, 3, 4. Bir, 2, 3, 4. Yarım yaprağımızı yapıyoruz burada. 1, 2, 3 tane kapattık. 4 zincir, 1, 2, 3, 4. İndim aşağıya. Böyle bir yarım yaprak yaptım. Evet. Şimdi 7 zincir. Yani 7 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bak, biraz önce şu çiçeği yaptığıma göre şimdi üstüne çiçek olmaz zaten. Ne olacak? 1, 2, 3 zincir yapıp hemen atlayacağız. Bu yarım yaprağın olduğu sırada zaten buradaki yonca atlanacak. O size ölçü olsun. Bu yarım yaprağı yaptığımızda yoncamız şurada oluyor hep. Şurada. Bunu atlıyoruz, burada oluyor. Karıştırmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi şuradaki 2 sık iğneyi de yapıyoruz. 1, 2, 4 zincir ve geliyorum, böyle içinden alıyorum, çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya şuradaki tam yoncayı yapalım, gelelim arkadaşlar. Evet, yine yoncamı yaptım. 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
Burada ne yapıyorum? Biraz önce yaptığım çiçeğin üstünü 3 zincirle atlıyorum. Mantık bu. Her sırada yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlarım. Bak. Tekrar sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya ne yapacağız? Yoncamızı yapacağız. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Şimdi yine 2, 3, 4. Yoncayı, şu yoncamızı yapalım, gelelim arkadaşlar. Evet, yaptım. Yine 7 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi yaptım. 3 zincir. 1, 2, 3. Atladım. Tekrar 7 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ne yapacağız? Başta yaprak yapmıştık. Hatırlayın. Yarım yaprak yaptık. Hemen yaprağımızı da buraya konduralım. 1, önce 2 sık iğnesini yapıyorum. Sonra 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlarım, aynı yerleri 3 kez gösterdim. Umarım anlaşılır olmuştur. Artık çok uzadı. Kapatmalıyız. 2, 3, 4. Böyle kapattık. En son ne yapıyorduk? Üstüne alıp ikili trabzanla dönüyorduk. Bir zincir çekiyorduk. Buraya iki tane sık iğne yapıyorduk. Bir, bir de bu iki. Ne yapıyoruz? 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten tersten giderken hep zincir çekiyoruz. Farkında mısınız? Buraya 2 sık iğne. Bak. 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Bu sefer tepeye 2 sık iğne. 1, 2. 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geliyorduk. Buraya 2 sık iğne. Evet. Bir buraya, bir buraya, bir buraya derken modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Zaten buraya kadar benimle yaptıysanız anladınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi tam 3 kez gösterdim. Bakın, 1 yaprak, 2, 3. 3 kez gösterdim arkadaşlarım. Evet, şu büyük olan kısmı bir daha göstermek istiyorum. Gördünüz mü? Büyük parçada çok güzel duruyor. Gerçekten de çok güzel çanta olur. Etol şal olur. Her şey çok güzel olur arkadaşlar. Runner, sehpa örtüsü. Yani ne isterseniz, aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Ama her şey çok güzel olur. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Bir örgü hikayesinin daha sonuna geldik arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız da bizim için gerçekten çok önemli. Yorum yazarsanız ve videolarımızı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.